Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda yine bir kutu açılım videosuyla bulunmaktayım. Bugünkü kutu açılım videosunun en büyük farkı Sencer de var. Evet. En son ben Niğde'deydim. O sırada annesini 13 almışlar, iPhone 13. Kutu açılımı yapmış. Altına da bayağı yorum gelmiş. Şey işte. iPhone 5'e kutu açılımı ne zaman gelir yazmış birisi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani herkes telefon aldığında ben videoda açıkladım, dedim ki 15 Pro Max'e de baktık dedim. 14'e de baktık. Annem benim 50 yaşında öğretmen. Yani gidip de 15 Pro Max'i ne yapsın? Kadın kendisi istemedi. Şimdi şöyle de bir durum var. Skandal. Cansu bir teknoloji kanalı değil arkadaşlar. Yani tabii o videoya yorum atanlar takipçidir değildir bilmiyorum. Ama hani bu kız günlük hayatında işte final haftası, okul, ev, günlük hayatını paylaşan birisi. Yani yeni bir şey aldığında ya da işbirliğiyle gelen ürünlerde bunları paylaşan bir insan. Hayır, ve şey değil hani son çıkan... Dur lafını kesiyorum bir dakika. Her zaman son çıkan şeyi almak zorunda değil. Ya da işte her kutu açılımında bu son çıkan teknolojik alet olmak zorunda değil. Yani mesela Nespresso kutu açılımı yaptık. Bakın şu anda önümüzde zaten içiyoruz. Bu çıkalı belki 2 sene olmuştur. Belki daha yeni çıkmıştır. Yani buradaki amaç şu. Bir kutu açılımı yapılıyorsa eğer bunun amacı sizlere işte bakın ben bunu aldım. Gündelik hayatımda bunu kullanacağım. İşte sizlere de bunu göstermek istedimdi. Yani hazır bir yeni telefon alınmış ve Cansu da o heyecanla o kutu açılımını çünkü yapıp sizlere anlatmak istemiş. Çünkü o videonun konsepti şeydi. Apple'ın iPhone 13 kutusunda ne var değildi. Aynen. Ben orada eski ikinci el iPhone X'imizi ne kadara Apple'a geri verdiğimden bahsettim. Güncel fiyatlardan bahsettim. Hasta etmeyin adamı. Evet. Ufak bir... Anekdot. Fragman. Şimdi. Gelelim bugünün konusuna. Zaten bu videoya tıklayanlar başlıktan az çok biliyor. Aynen öyle. Kapak fotoğrafı veririz az sonra zaten. Tamam. Yeni tablet aldım. iPad aldım. Ve şimdi bunu... Bu da eski bir tablet. Yeni çıkan bir tablet değil. Onu da anlatacağım. Bakın şimdi hemen anlatıyorum. Benim maalesef ilerleyen zamanlarda öğreneceksiniz. Başımıza çok talihsiz olaylar geldi. Evet. Detaylarda boğulmayacağız. Konunun dışına ona çıkmayalım. Ona ayrı bir video, uzun bir video. Yani dertleşme süreci, videosu. Aynen. Evet. Hadi buna da yorum yaz. Şimdi mi aldın diye. Çok sinirlendim ben ya. Evet. Mor rengini aldım. Hey dur, influencerlar gibi yapacağım. Şu hem bakıp oraya hem de gösteriyor ya. iPad Air 5'ti değil mi? 5. nesil Air. iPad Air 5. Mor renk. Şöyle aynı şekilde. Burada renginin olduğu amblem renkli. Yani morsa mor, maviyse mavi. Mor rengini aldım. Canım mor almak istedi. En ucuzu. Hayır ya. Şaka şaka. En 64 GB aldım. Çünkü 64 bana bir önceki tabletimde hayli hayli yetiyordu. Çünkü ben tableti sadece defter tutmak, kitap okumak ya da işte not almak için kullanan bir insanım. Kutunun içinde iPad Air, USB Type-C şarj kablosu, adaptör vesaire vesaire ve şimdi çoğunuzun sizlerle da bildiği şeyler zaten biz formalite icabı. Bu arkadaşı. Bir de buraya koyayım biraz da. Biz kendimizi aşağıdan izleyelim. Ve şimdi bu arkadaşı birlikte açıyoruz. Peki şimdi kameraya mı bakacaksın aşağı mı? Aşağı bakmaya başladım. Tamam, kameraya bak, arada aşağı bak. Mesela ben konuşurken aşağıdan bak. Kutu açılımı yapabilir miyim? Tamam. Unutmayın, burası bir teknoloji kanalı değil. Ben de aşağı bakmaya başladım. Aşağı bakacağız çünkü. Al şunu. Bak hala bakıyoruz. Hey merhaba. Dur saçımı yapayım. Muza geri dönelim. Bura bir teknoloji kanalı değil ve biz sohbet ederek açıyoruz. Bu arada Gürgençler'den aldım. Ankara'daki bir Gürgençler bayisinden. Orada teslim aldıktan sonra bir açın eksiği gediği bir şey var mı diye jelatini çıkarttılar. Ya şöyle kaba taslak baktık ama hemen açmadık orada tabii ki. Evet. Hey kapak fotoğrafı vermedik. Kapak fotoğrafı. En son veririz onu. Öyle mi? En son veririz. Tamam. Sıkıntı değil. Evet. Hadi açalım birlikte. Dırın dırın. Arkaya şey koysana.
uğraştırmasan beni editte. Survivor seçim müziği. Telifle mi uğraşıyor? Evet arkadaşlar. Ben vereyim mi arkadan? Bilmem. Allah Allah. Şöyle. Mor aldım çünkü moru severim. Bir dakika, harbiden orası ne ya? Bilmiyorum. Arkasında 3 tane beyaz. Aa, çok hafif. Bilmiyorum ben. Senin eski tablet bu kadar hafif değil. Olabilir. Evet. Bu ne biliyor musun büyük ihtimal? Kılıf, orijinal kılıf takınca ya da... Aa evet. Şey, klavye için vesaire mi ki? Olabilir. Boş ver, bizi ilgilendirmiyor. Bu arada eski kılıfından çok daha hafif. Mesela havaya... Eski tabletimden, kılıfından değil. Aa, eski tabletinden daha hafif. Şimdi şöyle kenara kaldıralım. Şimdi en güzel şey artık telefonlarda biliyorsunuz adaptördür, ara kablo. Ara kablo çıkıyor ama adaptör çıkmıyor. Tam bir skandal. Ama burada artık yeni bir adaptörüm. Şarj kablosu, hepsi var. Zaten nereden baksan şu ikisi yine bir 1000 lirayı görüyor. Tabii canım. Yani 500-500 bin lira falan yapıyor. Ayrı ayrı almaya kalktım. Artık biliyorsunuz yani bunları, hangimiz bunu kullanıyoruz ki? Sticker'ı bile kullanmıyorum şöyle işte, hala sticker çıkıyor. 50 tane var. Gel, çok büyük bir dakika bu. Şöyle renkli bir kılavuzumsu şey var. Beni ilgilendirmiyor. Kendim bildim bileli iPad kullanıyorum zaten. Hey, ben de bakayım. Ben de sen bakayım. Bak. Garanti belgesi. Onları geç ya. Garanti de bir şey yok yani bu arada. Hepsini dertleşme videosunda konuşacağız arkadaşlar. Evet. Hah, bak ne yazıyor. Smart connector. iPad Air'e uyumlu aksesuarları bağlayın. Arkadaşlar, şu arkasında 9. nesilde yoktu bu. Şu şekilde 3 tane görüyorsunuz. Beyaz nokta var. Ne olduğunu anlamadık ama şimdi anladık. iPad Air'e uyumlu aksesuarların bağlandığı bir kısımmış. Yine bizi ilgilendirmiyor. Touch ID'si üstteki tuştan bu arada. Şimdi bunun Touch ID'si mi var? Evet, üstteki tuştan Touch ID varmış. Tamam, deneriz hepsini zaten. Ses yüksekliği deneri. Tamam. Ya genel hatlarıyla baktığımızda şey düşünebilirsiniz. Tuş yok, Face ID mi? Touch ID'miş. Onu ben de Face ID diye düşünmüştüm. Hı-hı. Değilmiş. Face ID Pro da var herhalde. Aynen. Değil de Pro da var. Şimdi şöyle, ben bu arada Pro diye yola çıktım. Hani en iyisi neyse onu alayım kafasındaydım. Bu son çıkan iPad'den almak istedim. Bu arada Anka Mall'deki Gül Gençler'e gittim. Ve hani dedim ki Pro alacağım. Hangi renkleri var? Bu arada Anka Mall'deki Gül Gençler daha iyi. Pro kalmamış Gül Gençler'de. Ve benim de bir an önce almam lazım. Tamam dedim, Air alayım, hani vardır erişte bir hayır. Pro almayayım madem yok. Esnaf usulü ya. Gerçekten öyle. Şey, hani bir şey istiyoruz, atıyorum Pro istiyor, diyor ki Pro stokta kalmamış. Ve şimdi tamam, stokta kalmayan bir diğer ürünle karşınızdayız. Sonra işte geliyor diyor ki mesela Cansu diyor ki şu renk var mı, yıldız ışığı var mı mesela, Starlight, o da yok. Bakın kalem bile yoktu yani. Bir Apple mağazasında bir kalem olmaz mı? Arkadaşlar MediaMarkt'tan aldım yani. Şöyle ikinci nesil kalem aldım bir de yanında. Bu arada MediaMarkt'ı ben bilmiyorum ama böyle şey, gönülden seviyorum. Çünkü... Garip bir albenisi var. Hani bir Vatan değil, bir Teknosa değil, bir MediaMarkt. Bu arada reklam değil, her şeyi... Parayla aldık. Her şeyi parayla aldık. Faturasını yavaştan göster, çek. Dur dur, onları daha göstereceğiz. Şimdi bir de Apple Pencil'ımızı açalım. Şimdi şöyle, Apple'ın şu an totalde 3 tane Pencil seçeneği var. Bunlardan bir tanesi birinci nesil. O zaten benim 9. nesilde kullandığım kalemdi. Şey, onu anlatabiliriz. Da... Birinci nesil kısaca şarj kısmından eşlediğiniz, şarj kısmından şarjını ettiğiniz bir kalem. Kapaklı. En basic modeli, yani en basit modeli. Air'larda şu an benim aldığım tablette çalışmıyor. Uyumlu değil. İkinci çıkan kalemleri şu anki İkinci kalem. Nesil. Açacağımız kalem. Aralarında en pahalı olanları. Bunu 4000 küsüre aldım. 4200 küsüre aldım. Bir tane daha kalem var. O da en son çıkmış. Ne diye geçiyor? Onun birinci, ikinci nesil değil. Apple Pencil bir Type şey, C bir mi? Bir şey diyor. Bir şey. Hani şöyle söyleyeyim. Birinci nesil ile ikinci neslin tam ortasında düşünün.
hem mıknatıslı hem USB ile şarj oluyor. Böyle kapağını açıyorsunuz, çeviriyorsunuz falan, böyle garip bir şey. Onun özelliği şu, ikisinin de fiyat aralığında ortada. Ve yok, ikisinden de daha ucuz. Ya. Evet. Birinci nesil 3.5, bu 4.200 atıyorum. O 2.700 mi 2.800 mi neydi? Onun tek avantajı şu, eğer birden fazla tabletiniz varsa ve atıyorum bunlar Air 9. nesil ya da 10. nesil gibi farklı klasmanlardaysa tek bir kalem tüm iPad ürünlerinde uyumlu. Yani çok boş yani. Boş. Ne? Oradakiler de söyledi yani, bu onu alacağınız. Yani eğer bir kalem alacaksanız, sıfırdan bir kalem alacaksanız, aralarında en sağlamı 2. nesil, aynı zamanda mıknatısla iPad Air'ın yanına mıknatısla tutturularak şarj oluyor. Şimdi bunu da açalım. Maalesef ki Gürgençler'de Apple Pencil da yoktu. MediaMarkt'tan aldım. Bunu zaten söylemiştim. Olsun. Sinirliyim çünkü yani dükkan dükkan gezdim ya. Şimdi şöyle at kenara. He, ASMR. Buradan inceleyeyim ben de. Nasıl çıkıyor video? Ben bunu bir dakika şuraya koyayım. Oradan incelerim. Tüm odağı. Aa, bir şeyini değiştirdim ben herhalde. Şaka şaka. Evet arkadaşlar. İşte böyle olmamanız lazım. Bu bir kamu spotuydu. Böyle para verip ardından da evet arkadaşlar yapmamalısınız. Bağlı sandım. Şu an bu kalem gitti. Geçmiş olsun. Yani daha bir şey dakika bir gol bir. Üstüne jelatin koymuşlar. Ben de buraya monteli sandım. Tamam sakin olalım. Sakin olalım değil yani. Oraya fırlattın. O kalem şimdi gitti mesela. Nereye gitti ya? Ver ya, bakayım. Garantiden çıktı şu an. Hayır. Evet garantiden çıktı. Ya çok basit bir şey. Şuradan tuttun. Ah arkadaşlar ve kalem şimdi bu. Şimdi hayatımın şokunu dur, yaşıyorum. Şöyle göstereyim. Bir daha. Şey çıkmadı içinden. Uç. Ya. Birinci nesilli de uç çıktı, iki tane ekstra. Uç bilmeyenler varsa onlara da kısaca özet geçelim. Şu önde gördüğünüz şu uç var ya, bak bu çıkıyor, böyle çeviriyorsunuz. Çevire 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 bu kuç böyle. Bu kuç. Kuç uç. Uç böyle ayrılıyor. Şu önündeki uç ayrılıyor. Bu uç buradaki tabletle temasa geçtiğinde versene etkileşim be, benim sağlayan birinci uç. Nesilden kalan uç buna uyar mı? Şimdi sürekli not tutanlar varsa aranızda sürtünme kuvvetinden uyar, dolayı uyar. Zamanla bu uçlar eriyor ve gidiyor. Yani şey oluyor. Hani tamamen erimiyor. Uçlu kalem gibi değil. Yazıya tabii ben onu 2 yıldır kullanıyorum, eski kalemi hala değiştirmedim ama artık beni bırak diyor uç. Nasıl diyor? Yazı yazarken arada böyle silik yazıyor. A yazacağım mesela. A'nın işte yarısı kopuk. Arada böyle temas gidiyor geliyor falan. Ama tatsız yani. 2 tane uç atamadınız mı koca Apple? Niye biliyor musun? Para tuzağı hepsi. Evet. Sayıyor. Üçlüsü 690 lira mı ne? Neyse en kötü vereceğiz artık. Şunları kaldır bakalım. Bunun içinden ne çıktı peki? O kadar hiçbir şey çıkmadı ya. Bir boş şey diyeceğim. Paket. Çok ağır bir kutu var. Bak şu içinde çok ağır, ağır bir kutu. Ağır şovmensin Apple. Bak. Bu kutu boş. İçinden çıkan sadece şu kağıt. Ve bayağı ağır hani şey, insan içine bakıyor. Acaba başka bir şey var mı? Şimdi bir şey de göstereyim. Çok sağlam bir şekilde tutturuluyor bu arada. Hani düşmesi, kalkması mümkün değil. Şuna bir bakar mısınız? Tak diye ses çıkıyor zaten. Bırakmıyor. Şöyle kaydırarak, çekerek değil de. Bak amca. Şöyle yap. Aynen. Şimdi bir de belki bilmeyenleriniz vardır. MediaMarkt'tan ömür boyu ekran koruyucu satın aldım. İkimizin de telefonlarında şu an MediaMarkt'tan ömür boyu. A bu arada faturayı da şöyle göstereyim. 4269 TL. Kalem 4269 TL. Bu ekran koruyucunun olayı ve bir şey da şu, söyleyeyim ayrıca. Kalem her yerde aynı. Fiyat hiç değişmiyor. Yani 50 lira, 10 lira, 5 lira değil, 1 lira. Biz var ya Vatan'a gittik, Teknosa'ya gittik. Hani belki bir indirim vardır, bilmem nedir diye. Hepsinde aynı. İnternette de aynı.
Bunu takabilir miyiz ki kendimiz? Ama bakarız ya. Dur şimdi şundan da bir bahsetmek istiyorum. Sencer de ben de telefonlarımızda ömür boyu MediaMarkt'tan alınmış ekran koruyucular kullanıyoruz. Tek seferde ortalama şu an güncel fiyatı 1000 küsüre tekabül ediyor. Tabii ben 2-3 sene önce bu ekran koruyucusunu yaptırdığım için ben 200 TL'ye falan almıştım. Ömür boyu o cihazı kullandığınız müddet boyunca istediğiniz zaman canınız ne kadar çok isterse haftada bir kere gittiğimiz bile oluyor. Yani telefon çizilmese bile ne? Ben değiştirmek istiyorum dediğinizde tabii hanımefendi, tabii beyefendi deyip çıkartıyorlar ve değiştiriyorlar. Böyle bir imkan sunuyorlar. Mesela bu iPad Air 5. nesil tabletim için ne kadarmış? Tek seferlik 1039 TL. Şimdi bunda bir seferlik 1039 TL ödedik ve bu iPad ölene kadar ya da elimizden çıkarsak bile, satsak bile bu kılıf özelliği, koruyucu özelliğiyle satabilirim. Aynen. Yani şöyle, bu tablet artık öldü mü, çalışmıyor mu, o zaman bitiyor. Biz bunu, işimiz bitti. 2 sene sonra yeni bir tablet sıkıldı. Almak istedim. Bunu satarken diyorum ki MediaMarkt'tan bakın. Bir de ömür boyu ekran koruyucu imkanıyla satıyorum. Elimizde geziyor. Normalde bu böyle değil. Evet, onu da söyleyeyim. Hı. O da şöyle. Biz şeyi de söyle dur. Tek seferlik bu arada 460 lira. Tek seferlik taktırmak isterseniz MediaMarkt'ta bu 460 lira. O yüzden sınırsız yaptırmak mantıklı. Şöyle, biz bunu neden bu şekilde aldık? Bunu tabii ki de takıyorlar orada. Biz kutuyu sizlere açmak istedik, sizlerle açmak istedik. Bu yüzden de nasıl olsa ömür boyu sınırsız ya. Tamam dedik, kalsın, dursun kenarında. Biz bir takmayı deneriz, takamazsak da gideriz. Yenisini taktırırız, pıştırtırız. Ve şimdi bugün elime gelen, geçen... Yeni bir ürünle daha devam ediyoruz. Bunu da son derece basic bir şekilde, Allah'ın emri yani, iPad aldıktan sonra, tablet aldıktan sonra kılıfını almazsak cidden olmaz. Bir tane kılıf aldım. Bugün geldi şansımıza. Bunu da gösterme imkanım oldu sizlere. Çok basic bir kılıf. Yani bir şey diyeceğim, şeffaf alsaydın keşke. Hayır, kendi renginde aldım. Şeffaf alsan... Hayırdır? Ne kadar aldın? Buna da laf ederler şimdi. Hadi söyle. Hayır, düşünüyorum ne kadar aldım. 350 falan. Trendyol'da zaten iPad bilmem ne kılıfı yazdığınızda çıkan tek model bu. 9. nesil iPad'imde de bu model kullanıyordum. Bayağı güzel o zaman şey yapmışlar ha. Kutular. Artık kuryeler. Neler yaşattılarsa. ASMR. Dur ASMR. Bunun için ayrı video çekeceğiz. Direkt yapıştırsak ne olur, toz olsa? İşte istediğim olay neydi biliyor musun? Hı. Bak. Direkt buraya koyduğumda şarj edilir vaziyette duracak. Evet. Şöyle bir göstereyim içinde. Bir takayım. Bu kılıfın en çok sevdiğim yönü şu. Birçok ayarda sabitleyebiliyorsunuz masaya. Onu da zaten az sonra gösteririm. Şimdi sence Rus'ta ne yapacak? Cidden... Yapayım mı ya? Ama bir sil. Gerçekten mi? Evet. Neyle sileyim? Bez de çok temizmiş. Buraları hızlandırabiliyor musun? Hayır. Şu an üstünde psikolojik baskı kuruyoruz. Burayı şimdi yaptım. Ama baloncuklar var üstünde. Ya baloncuk olabilir. Çok büyük. Telefon olsaydı yapardım. Bakın şöyle. Şurada birkaç tane baloncuk kaldı. Durum bu şekilde. Sen ne kadar almışsın? Onu bir söyle bakalım. Şimdi şöyle. Apple Gürgençler'de iki tane farklı indirim yaptırdım. Bunlardan bir tanesi... Öğrenciyseniz eğer, öğrenci belgenizi gösterdiğiniz, E-Devlet'ten işte gösterdiğiniz takdirde onlara. Sisteme yüklüyorlar. Sisteme yüklüyorlar ve sistem otomatikman bir öğrenci indirimi uyguluyor. Atıyorum işte ne kadardı bunun normalde fiyatı? 25 civarındaydı. Öğrenci indirimiyle 21'e falan geldi. Aynen. 21 bine falan düştü öğrenci indirimiyle. Sonrasında bir de peşin havale ödemeleri indirimi. Ya da havale direkt, yani tek çekim. Ödemeler... Tek çekim değil.
Ne? Havale. Ha. Yani şöyle diyor arkadaşlar oradakiler. Eğer hesabınızda 50 bin liralık ürün alacaksanız, hesabınızda eğer 50 bin lira varsa ve bunu tek seferde bizim hesabımıza atarsanız, ürünün modeline, cinsine göre değişiyor ama mesela telefonlarda %5 indirim. Bilgisayarda da 5. Tamam. Tabletlerde %4. Bir dakika, telefonda %5 olduğunu kim söyledi sana? Biz bilgisayara baktık, %5'ti, tablette %4. Uydurdum, tamam. Tabletlerde %4, bilgisayarlarda %5 havale indirimi yapıyor. 5'te 21'e düşmüş olsun. 21.000 çarpı 96 2016 lira. Yani tahmini bir 1000 lira daha kadar iniyor. Bence hani taksitle almak bence daha mantıklı ya. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz. Eğer kenarda paranız varsa ve almak istiyorsanız ben peşin verdim. Benim vardı kenarda para. Ben bu konu hakkında böyle düşünmüyorum. Bana göre bir parayı bir anda bir yere bağlamak çok yanlış. Yani toplamda bu arkadaşa, sadece bu arkadaşa 20.248 TL 50 kuruş ödemişim. Kalemin de fiyatını söyledi. Kılıfı da işte o... Kılıf takalım mı? Olur, tak. 300 küsüre falan aldım. Neyse. Kılıf bu arada, da şey... Şöyle bir kılıf. Şundan da bahsetmek istiyorum. Ben Apple'a şöyle gittim. Ben 9. nesil tabletimi vermek istiyorum. Arkadaşlar, eğer tablet alıp buyback adı altında tabletinizi geri vermeyi düşünüyorsanız Apple'a vermeyin. Düşünmeyin. Öldürüyorlar. Bu kızın tabletinde hiçbir şey yok. Her şeyi çalışıyor. Yani bakın, 9. kamera... nesil 64 GB, sıfır fiyatı 14.700 civarı. Benim 4 dörtlük çalışan tabletime ne kadar fiyat verdiler biliyor musunuz? 3.900. 3.900 yani şey, öldü pahasına alıyorlar. Hani ölü fiyatı bile o kadar etmez. O kadar düşük ki ben de tamam dedim, verin bana 9. nesilimi. Ben ona gider oradan buradan satarım yani. Ve daha mantıklıya geliyor satsan. Kalemi de koy. Şimdi şöyle, eğer yeni bir cihaz aldıysanız ve eski cihazınız Apple cihazıysa birbirlerine entegre edebiliyorsunuz ve o cihazınızı direkt bu cihazın içine, maillerinize varana kadar, notlarınızdaki not sayısına kadar, WhatsApp mesajlarına kadar her şeyi aktarabiliyorsunuz. Ama ben sıfır, temiz bir başlangıç yapmak istiyorum. Başka bir aygıt olmadan ayarla diyorum. Sürdür diyelim. İnternete bağlanma, çarçuk, buraları biz kendimiz yaparız. Uzun sürecek çünkü. iCloud şifresi falan, onları hatırlamıyorum şu an. O yüzden şimdi şu şekilde kapatalım. Bir dursun bakalım, onları sonra ayarlarız. Yani uzun bir video oldu ama bayağı bir şey anlattım. Yani Apple'ın, sohbet ettik. Yani Apple'ın olmadı. iPad'leri ne kadar aldığından, öldürdüğünden, kalem hala stokta olmadığından, her şeyden bahsettik. Bizden şimdilik bu kadar. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Sizlerle de böyle ufak da olsa bir paylaşımla bulunmak istedik. Bu yüzden kameranın karşısına geçtik. Eğer hala kanalıma abone değilseniz muhakkak abone olmanızı öneririm. Gelin. Görüşürüz. Tarafını